Şimdi gelelim. Ya bir son dakika açıklaması olmuş. Nedir? Ee, kim kim diyor bunu Beyaz Saray sözcüsü mü diyor? Ha, e Yunus Yunus nerede? Yunus. Amerika'dan bir böyle S400'ler, F35'ler falan konusunda bir açıklama gelmiş Beyaz Saray'dan. Yunus i̇şte ne bakan, diyor? Bakan Yardımcısının, Yok. Şimdi yeni yeni son dakika bu. Yani Türkiye'nin dönmesini. İsteriz dediği açıklama değil mi? Sonra yeni yeni açıklama Beyaz Saray yeni değil mi bu açıklama Beyaz Saray açıklaması? ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria evet. Nuland'ın CNN Türkiye verdiği röportajdan sonra Beyaz Saray'dan ilk yorum geldi. Evet. Evet. Beyaz Saray sözcüsü. Yeni bu, yorum biraz yani. önce. Onun üzerine evet. Biraz önce şöyle söyledi. Türkiye'ye yönelik F-35 programının F-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı, uyuşmadığı yönündeki görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu istişareleri hala sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Ama biz bu noktadayız. Bu nokta önemli, eğer Türkiye kaygılarımızı çözerse dönüş olabilir dedi Beyaz Saray Sözcüsü Körbi biraz önce. Şunu mu demek istiyor yani S-400'den vazgeçmesini mi yine hala aynı eski tarz o görüş mü bu yani? Yani Amerikalılar normalde hani cümlelerin içine anlamlar doldurarak çok da hani biraz etrafından dolaştırarak konuşur. Burada çok net söylüyorlar. S-400'lerden kurtulun F-35 programına geri döndürelim diye çok açık ve net özellikle Peki, orada, o CNN röportajından sonra başladılar. Orada, CNN orada dikkatimi çeken şu şey oldu istişareleri sürdürüyoruz diyor. O kendi aralarındaki istişareyi mi kastediyor Türkiye ile yaptıkları istişareyi mi kastediyor? hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın CNN Türkiye söylediği hem de e, bu Beyaz Saray Sözcüsü Körbin'in biraz önce söylediği şeyden şunu anlıyoruz. Türk tarafıyla görüşmeler bu konuda yapılmış yapılıyor. Yani o zaman bu bir şey konusu o zaman hani Türk Türkiye ile ABD arasında bir istişare konusu yani görüşme müzakere konusu. Doğru. Öyle mi anlamalıyız? Amerikalılara yani, yani... Türk tarafı bu konuda hiç e, bilgi vermedi şu ana kadar ama Amerikalılardan gelen açıklamalara göre hem dışişlerinden hem de Beyaz Saray'dan e, böyle olduğunu bir anlıyoruz. Önce, hayır, benim bildiğim şöyle bir şey Türkiye bu s 400 konusunu müzakereye kapatmış mıydı? Evet ben de tam onu soracaktım işte yani müsaade edersen A, Yunus bilme, ama onu, Yunus bilir ama Yunus evet. Bey bir şey soracaktım şimdi bu konu kapalıydı. Bu şekilde Ay, Yunus diyor ki Amerikalıların anlatımı bu diyor. Aha, ama bu bir geri Ank adım değil mi? Amerika açısından hani bu kapalıydı çünkü. Amerika da mı kapatmıştı konuyu? Ben evet. Ben ama şöyle S400 şartı vardı herhalde. İşte S400 aldınız artık şeyden kapalı demişlerdi yani bu konuyu Hayır, bir daha açmayacağız demişler. Ben öyle hatırlıyorum. S400 şartı Amerika açısından devam ediyor Yunus'un anlatımından onu çıkartıyoruz. Çözülmesi lazım yani evet S400 şunu şartı söyleyeyim sürüyor. ben. Burada esas sorulması gereken soru Bizim Türkiye ne yapıyor yani Türkiye ne diyor? Bizim açımızdan da bu şeydir görüşme dışıydı. O yüzden biz f 35ten F-16'ya döndük. Tamam? Biz S400 müzakere dışı konu. kapalı kapalı. Hatta şeye e, <laughs> yani bu, Sav Bey, ah Ahmet Bey uluslararası <laughs> ilişkilerde savunma sanayide savunma da NATO üyesi iki <laughs> ülke arasında hiçbir şeyin üstü kapatılmaz. Yani bu bir sorun olarak ikili görüşmelerde de masaya gelir. Amerikan Beyaz Sarayı'nda da, Dışişlerinde de, Savunma Bakanlığı'nda da bir sorun olarak listelerin içinde yer alır. Şimdi işte F-16'nın çözülmesi, işte İsveç'in üyeliği falan ilişkilerdeki iyileşmeye paralel olarak diyor ki Türkiye S-400'ü çözerse bizim taleplerimiz doğrusunda biz de Türkiye'nin F35 projesine dönmesini memnuniyetle karşılarız diyor. Bu Türkiye'ye verilen bir mesaj. Şimdi Türkiye eğer S400'ün yerine kendi milli hava savunma füzesini yaparsa veya NATO ülkelerinden Amerika'dan veya Avrupa ülkelerinden bu ihtiyacı karşılayacak bir silah tedarik ederse S400'leri işte Azerbaycan kardeşlerimize verir. Bu sorun çözülür ve Türkiye'de F35 projesine bıraktığı yerden dönebilir. Yani Böyle bir çözüm arıyorlar diye düşünüyorum. O zaman Beyaz Saray'dan istişarelerimiz sürüyor açıklamasının anlam ve önemi de belirginleşmiş evet, oluyor netleşir, bu sözümüzde. Netleşmiş yani. oluyor yani. Bu konuyu o kapatmadık olabilirim. diyor yani hala Türkiye ile bir çözüm için çalışıyoruz. Ama söyledikleri da, şey tabii anlamı şu yani siz S-400'leri bir pakette. Gerek, gerek yok ona artık. Paketlemek değil ben, ben şimdi bir aklıma geldiği için bir çözüm önerdim yani. Eğer Türkiye'nin S400'le kapattığı ihtiyacı, savunma ihtiyacını milli e, füzeleriyle veya e, Avrupa'dan, Amerika'dan alacağı Patriot füzeleriyle evet. kapatırsa S4 ihtiyacı, 400 ha harekat ihtiyacı ortadan kalktığı için bu silahları kardeş bir ülkeye yani, e, verebiliyor ki. Ki. aynı Yunanistan bu... ne yapmıştı? Geri teketirdi. Yani, yani diyor ki yani bu bir müzakere konusu yapılmayacak bir şey değil. Yani, değil evet. Yapılabilir. Evet. İşine gelirse Türkiye'nin çıkarlarına uygun bulunursa evet. pekala böyle bir çözüm bulunabilir diyor mesela. Yani, evet. İlle bulunmalıdır da demiyor evet. yani. yani. Türkiye bunu öneriyoruz diyor. Yani biz evet. bu sayfayı kapatmadık. Yani, Durumu anlamak için Ama evet. daha bunu önce işte bunu önermiyorlardı. Bu önemli bir aşama yani bence. Böyle demiyorlar mı? Evet böyle demiyorlardı. Ne diyorlardı? Hayır diyorlardı. Kapalı diyorlardı. Yani Türkiye bunu aldı. Biz de sizi çıkarttık. bu iş işte. Müzakereye ilk defa. Müzakereye de ilk defa. Yani bu o yüzden çok değerli bir o, yani önemli bir. Çok özür şey. dilerim. Yunus